İstanbul'un hem en değerli hem en eski yerleşim yerlerinden biri Bağdat Caddesi yenileniyor. Caddenin inşaat sektöründeki en köklü temsilcilerinden Çiçek Yapı, butik bir hizmet anlayışını benimsiyor. De Türkiye gündemine resmen giren kentsel dönüşüm, gelir düzeyi yüksek semtlerde hızla ilerliyor. Yenileme hareketinin başını Bağdat Caddesi çekiyor. İstanbul'un hem en değerli hem de en eski bölgelerinden Bağdat Caddesi, Bostancı'dan başlayıp Kızıl Toprağa kadar uzanan 9 kilometre uzunluğunda bir alanı teşkil ediyor. Bölgede birçok konut projesi bulunuyor. ...1960'lı yılların İstanbul'unda inşaat sektörüne giriş yapan Çiçek Yapı, caddenin en köklü firmalarından biri oluyor. Firmanın 3. kuşak temsilcisi Mustafa Çiçek, söze başlarken mimarlık ve müteahhitlik aile geleneğimiz halini aldı diyor. Çiçek Yapı bir aile şirketi. Kurucu üyemiz, bizim ilham kaynağımız dedem Yaşar Çiçek, birinci nesil olarak 1960'lı yıllarda Erzurum'dan İstanbul'a geliyor ve bu inşaat serüvenimiz o zamanlar başlıyor. 1960'lı yıllarda tabii inşaat sektörü çok fazla faal değildi ama 65 ve 70'li yıllarla birlikte bu hızlandı. 1978 yılında babam ikinci nesil Hüseyin Çiçek'in Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmasıyla İkinci nesil olarak babam ve dedem bu firmaya devam ettiler. 94 yılında dedemin vefatı ile birlikte babam Hüseyin Çiçek bu firmanın üretimine tek başına devam etti. Ardından ben 2008 yılında Mustafa Çiçek olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olmamla birlikte üçüncü nesil olarak ben dahil oldum. Ayrıca eşim iç mimar Büşra Çiçek de biz de birlikte beraber çalışmaktayız. Şu an üçümüz, ben, babam ve eşim mesleğin farklı kolları ile ilgili eğitim görmüş bireyler olarak biz bu inşaat ve yapı sektörüne hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Anadolu yakasında başlayan inşaat projeleri tarih 1980'leri gösterdiğinde Bağdat Caddesi ve çevresinde devam ediyor. Bugün de bu gelenek bozulmuyor. Cadde projeleri için merkez kabul ediliyor. 70'li yıllarda karşıda bu Kıztaşı, Fatih ve Nişantaşı taraflarında yapılmış ama 80'lerin başı ile birlikte Göztepe, Erenköy, Fener Yolu yani Bağdat Caddesi'ni merkez kabul ederek konut inşaatında, sadece konut inşaatında uzmanlaşarak bu şekilde üretimler yaptı ve yapmaya da devam ediyoruz. Şu anki anlayışımız da yine proje alanımızı Bağdat Caddesi olarak merkez kabul edip sahil parselleri ve bir üst parsellerde faaliyet gösteriyoruz. Bu bir prensip kararı. Marka bilinirliği yanı sıra kalıcı bir güven sağlanıyor. Projelerle birlikte uzun yıllara dayanan dostluklar da inşa ediliyor. Çok dağılmamış olmak, şehir dışında işler yapmıyor olmak, şehir dışının aksine hani karşı yakaya bile geçmiyor olmak, hani Bostancı ve Fenerbahçe arasındaki bu alanda uzmanlaşmış olmak ve bu alanda biliniyor olmak bizim için çok sevindirici. Butik bir hizmet anlayışıyla ilerliyoruz diyor mimar Mustafa Çiçek. Biz takip edemediğimiz işi almak istemiyoruz. Yani şu an özellikle bu kentsel dönüşümle birlikte firmaların 7-8-9 şantiyesi olan firmalar duyuyoruz vesaire. Bizim inşaat sektörü birazcık restoran işletmeciliği gibidir. Yani yemek işletmeciliği gibidir. Başında durmazsanız o iş sizin değildir. Ve inşaat 40'tan fazla kalemi olan bir sektör. Herhangi bir kolun gözden kaçırırsanız orada çok ciddi 2 sene sonra 1 sene sonra kullanıcılar çok ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla biz 80'li yıllarda da 90'lı yıllarda da 2000'li yıllarda da maksimum 2 şantiyeyle biz bu işi götürdük ve hala da öyleyiz. Şu an çok yoğun bir yapılaşma, yoğun bir kentsel dönüşüm süreci var. Biz bunun rüzgarına kapılmadan sakin bir şekilde yine maksimum 2 şantiyeyle yani nedir bu? Hani
dış kapısı takılırken bile işin başında durmak, ustanın başında durmak. Bu bizim birinci temel önceliğimiz. Zaten Hüseyin Bey de şantiye sürecini başından sonuna kadar takip ediyor. Hatta kendisinin bir sözü vardır. Ustadan sonra geldiğin iş senin değildir diye. Ustanın o sizi ilk şantiyeye geldiğinde sizi orada görmesi, onun da çalışmasını, onun da disiplinini çok arttıran bir faktördür. Çiçek ailesinin uzun yıllardır bu bölgede yaşamaları ve mesai harcamaları, Bağdat Caddesi'nin yerlisinin taleplerini iyi analiz etmelerini sağlıyor. Böylece toplu konut anlayışından uzak butik daireler ve projeler doğuyor. Bağdat Caddesi'nde 30 yıldır, 40 yıldır oturan insanların ne beklentiler olduğunu bildiğimiz için onlara özel daireler oluşturuyoruz. Yani bir parselde 10 tane kat maliki varsa onunla da farklı eserler meydana getirebiliriz. Çünkü her insanın yaşantısı farklıdır. Her insanın aile sayısı, aile yaşantısı farklıdır ve her daire tipi birbiriyle aynı olmamalıdır. Ve biz yapım sürecinde kat maliklerimizle sürekli iletişim halinde olup onların isteklerine göre, kendilerine göre kişisel daireler oluşturuyoruz. Yani basma kalıp aynı konuttan 100 adet, aynı konuttan 50 adet yapmıyoruz. Dolayısıyla bu bizim butiklik anlayışımızda önemli faktörlerden biri. Proje sürecinde duyarlı davranılan başlıklardan biri de çevre. Çevreci olmaya özen gösteriyoruz. Binalardaki kullandığımız yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri çok önemli bizim için. Yani yazın sıcaktan koruyan, kışın soğuktan koruyan, böylelikle doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlayan binalar üretmek çok önemli. Özellikle ortak mekanlarda gün ışığından maksimum faydalanmak bizim için çok önemli. Böylelikle binadaki elektrik tasarrufunda bizden sonra burada oturacak kişilere bu avantajı, bu ekonomik avantajı vermeyi düşünüyoruz. 1999 İstanbul depremi ve 2011 yılında yaşanan Van depremi kentsel dönüşümün önemini çok net ortaya koydu. Mustafa Çiçek'le bu değişimin yasal zeminini ve yaşanan süreci de konuşuyoruz. 1950 ve 2000 yılı arasında yapılan yapılarla ilgili çok ciddi bir halen de süren bir endişemiz var. Bu 1999 yılındaki malum 17 Ağustos depremiyle tetiklendi. Halkımız bilinçlendi, ülkemiz bilinçlendi ve bu kentsel dönüşüm fikri ortaya çıktı. Ama asıl uygulama 2011 yılında Van depremiyle oldu. 31 Mayıs 2012 yılında çıkan kanunla birlikte artık kat maliklerinde oy birliği çokluğundan ziyade 3'te 2 arsa payı oranıyla 3'te 2 çoğunluğun bu binayı yıktırmak ve yeni müteahhitin seçimi, daire büyüklerinin seçimiyle ilgili çok ciddi ve gücü oldu. Bu da konut yapılarının artmasına sebep oldu. Kentsel dönüşümle birlikte dairenin küçüleceği kaygısı yasal değişiklikle ortadan kaldırıldı. 2 milyon tane bu İstanbul'da bu tehlikeyi yaşayacak ev var. Şu an tabii bunların kaçı yenilendi? Bunu araştırmak lazım ama yani bu kısa süre içinde ne kadar yenilirse o kadar iyi. Tabii daha önceden insanların şöyle bir şikayeti oluyordu. İşte benim dairem küçülüyor şikayeti oluyordu. Çevre Bakanlığı da bununla ilgili bir yasa geliştirdi ve %20 büyüme verdi kişilere. Böylece insanların çoğunun dairesi artık küçülmüyor. Bu da cazip hale getirdi. Yani hem eski binanız yenilenecek hem de daireniz küçülmeyecek. Müteahhit seçimi konusuna da değiniyoruz. Kat malikleri seçim yaparken nelere dikkat etmeli? Bir kat maliki bir apartmanda binanın yenilenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken bence unsurlardan biri müteahhit firmanın daha önce buralarda eserlerin olmuş olması ve ne kadar ilişkileri iyi de olsa iyi bir hukukçuyla çalışmaları çok önemlidir. Ne kadar güvenseniz de etseniz de artık bu hani 2015 yılındayız ve bu dünyanın bir gerçeği. İyi bir hukukçuyla bu süreci kendi ve karşılıklı güvenceyle sonuçlandırmak çok önemlidir. Bağdat Caddesi'nde çok sayıda referansa sahip olan firma aynı bölgede yeni projelere de devam ediyor. Şu anda Suadiye Hamiyet Yüceses Sokak sahil parselinde bir şantiyemiz devam ediyor. Temmuz ayında teslim etmeyi planlıyoruz.
Orada 2+1 olarak dairelerimiz mevcut. Bir de Caddebostan'da Vardar Sokak'ta biz bir tane yeni tamamlanmış bir projemiz var. Taahhüt ettiğimizden 4 ay önce tamamladık. Nisan gibi tamamlanması düşünüyordu. Ocak ayında tamamladık. İskanı alındı ve orada da dairelerimiz 4+1 olarak bulunmakta. Ayrıca yeni başlayacağımız yine aynı sokakta bir projemiz var. Onu da başlamayalı 2016 Ocak gibi gözüküyor. Bu şekilde biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her proje farklı ama hep özenli. Sıradanlıktan uzak, fark yaratacak konutlar tasarlayan firma daireler kadar lobide de çizgisini belli ediyor. Farklı bir cephe anlayışımız var. Birbirine benzeyen binalar, birbirine benzeyen iç konutlar ve birbirine benzeyen bina girişleri, lobiler bizim pek düşüncemizde olan şeyler değil. Biz butik ve farklı bir çizgide, özel bir dekorasyon projesiymiş gibi her binamıza özel özen göstererek tamamlayıp teslim ediyoruz. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Çiçek, 40 yıldır kaliteden ödün vermeden sürdürülen butik anlayışla yeni projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çiziyor. Bizim Çiçek Yapı olarak 40 yıldır bu çizgimizi, bu butik anlayışımızı ve karakterli yapımızı bozmadan aynı bu şekilde önümüzdeki yıllarda da aynı butik konutları üretmeye devam etme en büyük hedefimiz. Çok fazla büyümeden, kaliteyi bozmadan aynı kalitemizi sürdürmek bizim en büyük hedeflerimiz arasında.